François Fillon'un programı Nicolas Sarkozy'nin programından çok farklı değil. Belki biraz daha tonu az agresif. Fakat içeriği itibariyle bir Katolik, muhafazakar, sağ program. Kültürel anlamda son derece muhafazakar, siyasal anlamda otoriter eğilimleri yüksek, iktisadi anlamda da bildiğimiz klasik liberal bir politika öneriyor. Örneğin okullarda otoritenin yeniden tesis edilmesi programında yer alıyor. Kürtajı kendisi şahsen karşı olmakla beraber kürtajın yasaklanmasını önermiyor. Ama örneğin Fransız sosyalist hükümetinin izin verdiği eşcinsel çiftlerin çocuk edinmesini engelleme taraftarı, eşcinsel evlilikleri kaldırmaktan söz etmiyor ama eşcinsel çiftlerin çocuk edinmelerine karşı çıktığını bildiriyor. Kültürel anlamda muhafazakar. Kendisi Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığında başbakanlık yapmıştı. Ve bu başbakanlığı çok silik bir başbakanlıktı. Hatta o zamanlar biraz şaka yollu Fransızlara başbakan kim diye sorduklarında kimsenin ismini bilemediğini, sadece Sarkozy'nin ismini bildiğini söylerlerdi. Bu beklenmedik çıkış biraz Katoliklerin mobilize olmasıyla, muhafazakarların mobilize olmasıyla, Sarkozy'nin güven vermemesiyle daha radikal sağ oyun Sarkozy yerine hızla beklenmedik bir şekilde François Fillon'a kaymasıyla ortaya çıktı. Şimdi ikinci turda François Fillon'la Alain Juppé yarışacaklar. Ama François Fillon'un kazanma şansı çok yüksek. Çünkü diğer 4 adaydan 3'ü François Sarkozy başta olmak üzere François Fillon'a oy vermeye çağırdı. Bir tek yarışa katılan bir tek adam, bir tek kadın aday o da. O sadece Juppé'yi destekleyeceğini ilan etti. Onun da oyu sadece bu 4 milyon içinde %2,5.